أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Bakara suresinin 39. ayetin tefsirini okuduk geçen hafta. Şimdi kısmen parça parça ele alalım. Estaizu billah. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين ذا وكمسلر كي Keferu, küfrettiler, nankörlük ettiler, yok saydılar. Ve kezzebu, ve yalanladılar. Neyi? Bi ayetina. Kefera da, kezzebe fiili de, B harfi cerriyle müteaddi oluyor. Bi ayetine ayetlerimizi ulaika işte onlar ashabun nari ateşin arkadaşları dır. Hom onlar yani başkaları değil fiha orada hom fiha onlar orada halidun sonsuzdurlar hom fiha halidun onlar orada sonsuzdurlar. Peki şimdi ayetin meallerine bakalım. Bakara suresi 39. ayet Diyanet açıklamalı mealde inkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince demişler. Kefara fiilinin yerine inkar etmeyi kullanmışlar. Halbuki bu da Kur'an-ı Kerim'de kullanılan bir kelime ve kefaradan belli nüanslarla farklı bir kelime. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince bu gelince kısmını şeyden alıyorlar. Buradaki vav'dan alıyorlar. Yani vellezine keferu ve kezzebu bi ayatina onlara gelince çünkü önceki ayette ilk küme anlatıldı. Bir küme anlatılmıştı bir önceki ayet-i kerimede. Onlar femen tebi'a hudaya benim hidayetime tabi olanlar onları izleyenler diye Cenab-ı Hak bir küme belirlemişti. Yeryüzüne indirdikleri kalabalık içinde yeryüzüne indirdikleri içerisinde femen tebi'a hudaya gönderdiğim kılavuzu izleyenler
diye bir küme ayarlamış, kurmuş ve onlara فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ, onlar için korku söz konusu değil, وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, üzülenler de onlar olmayacaklar demiş idi 38. ayet-i kerimede. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا, yalanlayanlar ve yok sayanlara gelince diye bu vavı bence güzel taşımışlar meale. Bunu mümkünse not edelim. Biz de cümleyi, giriş cümlesini böyle kurmalıyız bence. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, böyle demek ile haddizatında bunların önceki kümenin dışında kalanlar olduğu anlaşılıyor. Onlar, ulaike, işte onlar, ulaike, onlar cehennemliktir. Burada bir şey eksik olmuş bence. Onlar sadece bir zamirdir ama ulaike'nin içerisinde ne var? İşaret var. İşte onlar. Onlar cehennemliktir. İşaret ismine dönüşünce, yalın bir zamirden işaret ismine dönüşünce manada ne gibi kayma oluyor? Mana daha çok sınırlanıyor. Yani işte onlar cehennemliktir demek, yani başkaları cehennemlik değil. Ama onlar cehennemliktir dediğinizde bir başkası da cehennemlik olabilir. Ama ulaike ile Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de işaret, böyle bir işaret ismini kullanarak anlamı hem sınırlıyor hem de ilgili grup üzerine bunu ne yapıyor? Yoğunlaştırıyor. Ulaike, işte onlar ashabun nari, işte ateşin halkı. Onlar orada ebedi kalırlar. Onlar cehennemliktir. Evet, ayetin kipinden farklı bir kurulum var burada. Cenab-ı Hak cehennem mi Kur'an-ı Kerim'de kullanıyor. يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِمْ تَلَأْتِ gibi ayetlerde cehennem kavramı var. Ancak burada Cenab-ı Hak اُلَٰئِكَ أَصْحَابُ جَهَنَّمْ demiyor. Ne diyor? اُلَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. Dolayısıyla ayetin formatına bağlı kalınacak olursa, o zaman burada cehennemlik denmesi uygun düşmez. Ateş üzerine, ateş ile ilgili nara uygun düşecek bir kelime kullanılmalıydı. Ashab kelimesi de lik, cehennemlik ifadesiyle karşılanmaya çalışılmış. Ashabun nar, onlar ateşin ashabı, ateşin arkadaşlarıdır. Onlar cehennemliktir. Evet, belli ölçüde karşılıyor. Hu, onlar, hum, orada ebedi kalırlar. Onlar orada ebedi kalırlar. Ayetin kipi böyle değil. Yani Cenab-ı Hak hum yeskununa fiha, işte ebeden falan demiyor. Hum fiha halidun. Burada halidun ismi fail kipinde. Dolayısıyla benzer bir ayet daha önce geçmişti ve biz ona orada mana verirken sonsuz, onlar orada sonsuzdurlar demiş idik. Ayetin kipi de buna daha yakın. Elmalı Hoca'ya bakalım. Küfre sapanlar, kafarayı böyle meal etmiş ve ayetlerimize yalan diyenler ise, bu vava karşılıktır ise, işte bunlar ateş arkadaşlarıdır. Niye ateşi belirsiz yapmış burada? Halbuki ayette belirli. Bunlar ateşin arkadaşlarıdır deseydi belirli oluyordu. Ateş arkadaşı belirsiz gibi geldi bana Türkçe'de. İşte bunlar ateş arkadaşlarıdır. Yani sanki herhangi bir ateş arkadaşları gibi. Onlar orada muhallet kalacaklardır. Evet, ayetin son kısmı önceki ayetin ile benzeşiyor. Elmalı Sade bir de küfre sapanlar ve ayetlerimize yalan diyenler ise, işte bunlar ateşin arkadaşlarıdır. Bir de burada hoca bunlar demiş. Halbuki ulaika haulaiden farklı, uzaktakine işaret eder. Yakındakine işaret ettiği zaman Cenab-ı Hak haulai diyor zaten, bunlar diye. İşte bunlar ateşin arkadaşlarıdır. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Muhalledi meal yapmışlar. Elmalı Sade 2'de inkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar da cehennem ehlidirler.
Onlar da cehennem ehlidirler. Bu da nereden gelmiş? Buna bir mana veremedim. Sanki bundan önce cehennem ehli olan bir taife anılmış, bir grup bahsedilmiş de burada onlar da demek ile bu zümreyi öncekine ilhak eder gibi. Halbuki bir önceki ayette, yani yeryüzüne ininiz ayetinden sonra gelen ayetlerde cehennemlik hiç anılmadı daha henüz. Onlar da cehennem ehlidirler, orada ebedi kalacaklardır demişler. Ve bunu yapan, ikinci kez sadeleştiren kişi yapmış bunu. Gerçekten hocanın mealinden oldukça uzaklaşmış. Ömer Nasuhi Bilmen mealinde, ve o kimseler ki kafaru, kafir oldular ve bizim ayetlerimizi tekzip ettiler, yani yalanladılar, onlar ateş sahipleridir. Ateş yine belirsiz kalmış. Onlar o ateşte, zamiri açığa çıkarmış, hum fiha, fiha'daki zamir ateşe gidiyor. Onlar o ateşte ebediyen kalıcıdırlar, kalıcılardır diye meal etmiş. Öncekilerin sonuyla aynı. Süleyman Ateş mealinde, inkar edip ayetlerimizi yalanlayanlar ise ateş halkıdır. Küfre karşılık inkarı kullanmış öncekiler gibi. Onlar orada ebedi kalacaklardır. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlar ise ateş halkıdır. Ayetteki belli detaylar, nüanslar hepsi kaybolmuş. Ulaike'den gelen sınırlama kaybolmuş. Fizilal Kur'an mealinde, kafir olup ayetlerimizi yalanlayanlar ise orada ebedi olarak kalıcı olmak üzere cehennemlikler, cehennemliktirler diye farklı bir kipte tamamen meal yapmış. İbn Kesir mealinde, küfredenler, ayetlerimizi yalanlamış olanlar, işte onlar cehennemliklerdir. Ve onlar ateşte temelli kalıcıdırlar demiş. İlk kısmı oldukça iyi. Mevdudi mealinde, küfredip de ayetlerimizi yalanlayanlar ise onlar, burada işaret kaybolmuş, ateşin halkıdırlar ve orada süresiz kalacaklardır. Bu kalmayı hep kullanmak zorunda hissediyorlar. A. Gölpınalı mealinde, inanmayanlarla, ayette böyle bir şey yok, delillerimizi yalanlayanlara gelince, demek ki Türkçe'ye küfretmeyi taşıyamadığı için, zorlandığı için böyle ifade etmeye çalışmış. Yalanlayanlara gelince, onlardır ateş ehli. Çok güzel şuradaki vurgu. Onlardır ateş ehli, yani başkaları değil. Hatta işte'yi de koysaydı tam çarpıcı olurdu. Onlar orada ebedi kalırlar demiş Gölpınarlı Hoca. Yaşar Nuri Öztürk'te, nankörlüğe sapıp, küfrün anlamlarından birisi de bu, sapıp ayetlerimizi yalanlayanlara gelince onlar ateşin dostu olacaklardır. Onlar, işaret kısmı düşmüş, ateşin dostu, ashab, arkadaş, dost diye meal edilebilir. Ateşin dostu, yalnız burada ateş belirli kullanılmış, yukarıdakilerden farklı olarak, olacaklardır diye geniş zamanlı bir fiil konmuş buraya. Halbuki ayette geniş zamanlı bir durum yok. Onlar orada, geniş diyorum, gelecek zamanlı bir fiil kullanmış. Onlar orada sürekli kalacaklardır diye doğal olarak ikinci yüklemi de gelecek zamanlı seçmiş. H.S. Yeter mealinde, inkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince onlar cehennemliktir. Burada yine işaret ismi yok. Onlar orada ebedi kalırlar demiş. Ali Bulaç mealinde, inkar edip de ayetlerimizi yalanlayanlar ise bunu ardışık bir süreçmiş gibi meal etmiş. Yani kafaru ve kezzebu, inkar ederek ayetlerimizi yalanlayanlar gibi yapmış. İnkar edip de, halbuki oradaki vav atıf gibi duruyor. Yani yalanlayanlar ve inkar edenler. İnkar edip de ayetlerimizi yalanlayanlar ise onlar ateşin halkıdırlar ve orada süresiz kalacaklardır. S. Yıldırım mealinde, dedik ki inin oradan hepiniz. Bu önceki ayet galiba.
İçinde inkar edip ayetlerimizi yalan sayanlar ise cehennemliktirler. İşaret ismi, hatta zamir bile hiçbir şey yok bu arada, kaldırılmış. Hem de orada ebedi kalacaklardır diye farklı bir meal tarzında bu yaklaşımında bulunmuş. A.Uğur mealinde inkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar cehennemliktir, onlar orada ebedi kalırlar. Öncekilerle aynı olan noktalar var eleştirdiğimiz. G.Onan mealinde küfredip ayetlerimizi yalanlayanlar ise ateşe mahkumdur. Yani ateşin halkı ateşe mecburdur. Ayrılamayacaktır artık ateşten, oradan çıkarmış onu. Yalnız ayetin kipinde böyle mahkum olmak falan yok. Orada sürekli kalacaklardır. Ş.Piriş mealinde yol göstericimi tanımayıp, yani 39. ayette ne yol var ne de gösterici var, tanımayıp ayetlerimizi yalan sayanlar, yani herhalde şu kısmı kafaruya karşılık getirmiş, yok sayanlar. Neyi yok sayacağını Cenab-ı Hak zaten ayetlerimizi diye söylüyor. Peki yol göstericimi tanımayıp ayetlerimizi yalan sayanlar cehennem halkıdır. Onlar orada temelli kalacaklardır demiş. Tabi temelli ne kadar yansıtır sonsuzu bilmiyorum. Edip Yüksel mealinde ayetlerimizi yalanlayıp inkar edenler ise ateşe mahkumdur. Deminkine benzer bir şey bu. Orada sürekli kalacaklar. G.Onan Hoca ile oldukça yakın gidiyorlar. Orada sürekli kalacaklar. İ.H.Baltacıoğlu, ancak o kimseler ki Allah'ı tanımazlar. Yani küfrü anlatmak istiyor. Belgelerimizi demiş, enteresan bir kelime. Yani ayah kelimesine karşılık belge demiş. Ayah. Belgelerimizi yalan sayarlar. Ateşlik olanlar işte bunlardır. Evet, buradaki vurgusu fena değil ama ek ilave kelimeler kullanmış. Onlar hep orada kalacaklardır. Peki, Türkçe meallerinden sonra ilgili ayetin, hem de kısa ayetin İngilizce meallerine bakalım. Yusuf Ali mealinde Estaizu billah وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ Baddus, vavı bat ile çevirmiş. Yani öncekilerden ayrı olarak ancak şunlar, baddus, who reject faith, inancı reddedenler. Yani bir anlamda Türkçedeki meallerde inanmayanlara karşılık geliyor. Kafaru, santral manasından uzaklaşmışlar. Demek ki karşılık bulamadılar. And blay, ve yalanlayan, neyi? Our signs, ayetlerimizi. İşte şöyle bir kelime Türkçede bulmak lazım. Signs, ayete çok iyi karşılık geliyor. Signs. They shall, gelecek zamanla bir giriş yapmış. They shall be companions of the fire. Onlar ateşin arkadaşları olacaklar demiş. Aynen ayetteki gibi korumuş. Companions of the fire. They shall, sanıyorum Türkçe'de birkaç kişi vardı ateşin halkı diyen. Diğerleri hep mahkumdur falan tarzı meal etmişlerdi. They shall abide therein. Onlar orada kalıcıdırlar, kalacaklar. Sürekli kalacaklar. İbadet bir yere mahkum olarak kalmak. Şakir 39. And as to those who disbelieve, şunlara gelince, tabi vavu böyle de meal edebilir. Demek vava da, vava fakat da diyebiliriz yani. Gelince diyebileceğimiz gibi fakat demek daha güzel düşebilir. Çünkü zıt bir grubu anlatıyorsunuz. Vava o manada verilebilir. Ama böyle olunca biraz daha şey de örtüşüyor. And'i de kullanmış oluyor en azından. Şekil olarak da örtüşüyor. And as to those who disbelieve,
inanmayan, in and reject my communications, benim irtibatlarımı, yani gönderilerimi. Tabi ayetlere gönderiler deyince sınırlanmış oluyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de biz ayet, ayet kavramının sadece vahiy yoluyla gelen Allah'ın kelamı için değil de Allah'ın yarattığı herhangi bir şey için de kullanıldığını görüyoruz. Örneğin güneş, ay, yeryüzü, insan, insanın içerisinde bulunan Allah'ın yarattığı her bir şey, yerküre, yeryüzünün üzerinde bulunanlar. Dolayısıyla bunun communications diye sadece gelen vahiyle, Allah'ın gönderileriyle sınırlanması daraltmış olur ayeti. Aslında biz Türkçe'de de buna öyle bir kelime kullanmalıyız ki, ayetlerimizi yalanlayanlar diye okuduğunda kişi, yani Kur'an'ı yalanlayanlar yahut Allah'ın elçileri vasıtasıyla gönderdiği vahiy yalanlayanlardan ziyade Allah'a delalet eden her türlü ayeti görmezden gelenler diye anlamalı. Elçileri görmezden geldi, bari güneşi, ayı, şunu bunu görsün de yine Cenab-ı Hakk'a dönsün. Burada bu yalanlayanlar ve yok sayanlar Cenab-ı Hakk'a delalet eden her bir şeyden geçmiş. Hiçbirini hiç her birini aşarak küfrüne hala inatla devam eden tipler bunlar. Bu ikinci kümedekiler oldukça ısrarlı ve bütün atlama taşlarını geçerek ısrarla bu güruha katılmak isteyen tipler. Dolayısıyla salt ayeti vahiy ürünü olan ayetlerle sınırlamamak lazım. Burada öyle bir sınırlama var. They are the inmates of the fire. Onlar ateşin arkadaşlarıdır. Burada da işaret isminin vurgusunu göremiyoruz. Öncekinde de Yusuf Ali mealinde de göremedik. Burada da göremiyoruz. İşaret isminin bir vurgusu vardı. İşte bunlar, yani başkaları değil. Yok burada. They are the inmates of the fire. In it they shall abide. Onun içinde sürekli kalacaklar. Pikten mealinde. But they who disbelieve. Fakat şunlar var ya. Who disbelieve. İnanmayan. İnancı reddeden, and deny our revelations, ve bizim vahiylerimizi yok sayanlar, inkar edenler, burada da yine vahiy, bunun üsttekine benzer bir kelime kullanmış. Such are rightful peoples of the fire. İşte bunlar ateşin meşru, hakiki insanlarıdır. Yani ateşe girecek olan, girmeyi hak edecek olanlar işte bunlardır diye. Burada neyi görüyoruz? Üsttekilerde olmayan işaret isminin kattığı manayı burada görüyoruz. Such are, işte bunlar, işte bunun gibiler ateşin gerçek halkıdır. They will abide therein. Onlar orada sürekli kalıcıdırlar. But those, fakat şunlar, who disbelieve and belie, yalanlayan, inkar eden ve yalanlayan, our ayat demiş. Muhlis Han'ın son meal olması veya bunlardan daha sonra yazılan bir meal olması bakımından bazı şeylere dikkat ettiğini görüyoruz. Ne demiş? Our ayat, ayetlerimizi demiş. Aynen ayette olduğu gibi kullanmış. Sonra parantez içerisinde bu ayetin neler olabileceğini tek tek. Proofs, Cenab-ı Hakk'a delalet eden evidence, kanıtlar versus vahiy yoluyla gelen Kur'an'daki ayetler, lessons, Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği ibretler, signs, Allah'a işaret eden her türlü delil, revelations, gelen ilhamlar, vahiyler, etc. diye de buna benzer olan her şey demiş, ayatı açıklamış. Yani bunların hepsini kişinin bu zümreye dahil olabilmek için hepsini görmezden gelmesi lazım. Such are, işte böyleleridir the dwellers of the fire. Ateşin halkı, ateşin arkadaşları işte böyleleridir. They shall abide there and forever. Onlar orada sonsuza değin kalacaklardır. 39. ayetin meal dosyasına geçelim. Bakara suresi 39. ayet. Estaizu billah. Vellezine keferu ve kezzebu bi ayatina
وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. Ayetlerimizi yok sayan ve yalanlayanlara gelince, işte onlardır. A'yı büyük yapacağım çünkü ayette marife o. Yani Kur'an-ı Kerim'de ennar diye anlatılan şey bildiğimiz cehennem ateşi diye anlatılıyor. İşte onlardır ateşin arkadaşları. Ulaike ashabun nar. Hum ashab. Hum fiha halidun. Noktalı virgül koyuyorum. Hum fiha halidun. Onlar orada sonsuzdurlar. Ayetli. Yani onlar orada sonsuzdurlar demek. Onlar orada, onlar için orada yok oluş yok. Çıkış zaten yok. Yok oluş yok. Çünkü onlar oradan çıkmayı istemediler. Neyi istediler? Yok olmayı istediler. Ayetlerde dediler ki وَقَالُوا يَا مَالِكُ اُدْعُ لَنَا رَبُّكَ لِيَقْدِ عَلَيْنَا رَبُّكَ. Rabbine dua et, bizi yok etsin. قَالَ dedi ki اِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. Siz burada kalıcısınız. Başka bir ayette de اَسْتَعِذُ بِاللّٰهِ لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا. Bugün burada daha böyle bir kere yok olmayı dilemeyeceksiniz. وَدْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا. Çok daha siz yok olmayı dilersiniz. Sonunda yok olmayı dile dile olmayacağını anlayınca diyecekler ki سَوَاُنَ عَلَيْنَا اَجَزِعْنَا اَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيسٍ. Bizim için artık aynı. İstersek bağıralım, çağıralım, yok olmayı dileyelim. İstersek efendi efendi duralım, yanalım. Hiçbir şey değişmiyor. اَجَزِعْنَا اَمْ صَبَرْنَا. Kanaatleri ne peki? مَا لَنَا مِنْ مَحِيسٍ. Bizim için bir çıkar yol, yani mevcut durum dışında bir şey asla söz konusu değil. مَا لَنَا مِنْ مَحِيسٍ. Dolayısıyla onlar orada yok olmayı ümit ettiler. Cenab-ı Hak da yok olmayacaksınız, sonlu değilsiniz, sonsuzsunuz orada. هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Ah diyecekler, keşke burada da dünyada olduğumuz gibi sonlu olsaydık. Ayetlerimizi yok sayan ve yalanlayanlara gelince, bu geçen sohbette de konu oldu. Hazreti Ömer'in o ölüm vakası yine aklıma o esnada kendisine sorulan bir soru var. Neler hissediyorsunuz diye. İşte acı çekiyor, kıvranıyor, ölüm ıstırabı. Bir aralık demiş ki oldukça iyiyim demiş. Çünkü aklıma demiş öyle bir durum geldi ki Cenab-ı Hak o durumda insanların ölümü kurtuluş olarak aradıklarını haber veriyor. Hani diyor yok olsak diye. Ölümün kurtuluş olduğu bir duruma göre benim ölmek üzere olmam herhalde çok basit bir şey olsa gerek. Düşün ki ölümün derman olduğu bir durum var. O nasıl bir sıkıntılı bir şey ki? O sıkıntılı şeyde bir an için ölüm gelse en müjdeli şey, en sevinç verecek bir şeyi öyle karşılayacaksınız. Ölsen de kurtulsun. Ölümün deva olduğu, derman olduğu duruma nazaran demiş benim ki yani bir şeyim yok. Peki bir sonraki ayete geçelim. Daha henüz vaktim dolmadı. Katkılarınızı alacağım. Biliyorum vakit dolsun. Otuz dokuzuncu ayeti kerimeyi yaptık. 40. ayeti kerimeye girelim. Bu ayeti kerime ile birlikte bir ilke başlıyoruz. Thumma daha sonra şer'a girişti, başladı. Şuru' fiillerini hatırlayın. Şer'a girişti. Kim? Teala, Cenab-ı Hak Teala girişti, başladı. Neye? Şer'a yuzekkiru, hatırlatmaya. Beni İsrail'e, İsrail oğullarına neyi? Ni'amahu, nimetlerini. Aleyhim, onların üzerinde olan nimetlerini onlara anlatmaya başladı. Ve ihsanehu, ve ihsanını, yani iyiliğini, yardımını, lütfunu. Fekale, ve dedi ki
Estaizu billah. Ya bani İsrail, ezkuru ni'meti elleti en'amtu aleykum ve evfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum ve iyyaya farhabun. Ya bani İsrail, ey İsrail oğulları. Bakara suresinin 40. ayeti ilk defa İsrailoğulları Kur'an'ın girişinden beri anılıyor açıkça. Ancak zımnen Fatiha suresinde anıldı. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ Özellikleri verilerek orada anıldı. مَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ Kendilerine Allah'ın kızdığı taife diye anıldı. Ancak açık değil orada. Burada ilk defa açıkça anılıyorlar. يَا بَنِي İsrail'e, ey İsrailoğulları. اُذْكُرُوا Hatırlayın. Neyi? نِعْمَتِيَ Nimetini. Benim nimetimi hatırlayın. اَلَّتِي O nimetim ki اَنْعَمْتُ Nimetlendirdim. عَلَيْكُمْ Sizi. وَاَوْفُ Ve hakkını verin, karşılığını verin, gereğini yapın, vefa gösterin demektir. Türkçe'ye de geçmiş. Evfu, vefa gösterin. Neye? Bi'ahdi, ahdime. Benimle antlaşmanıza vefa gösterin. Karşılığında ufi, bi'ahdikum. Ben de size verdiğim ahdimi yerine getireyim. Ve iyyaya ve yalnız benden ne yapın? Ferhabun. İrhab çekinme denebilir, korkma denebilir, ürkme denebilir. Hatta biraz argo belki tırsma bile denebilir. İrhab. Bugünkü irhabiyun diye üretilen bir kelime terörist demek Arapçada. İrhabi, ürküten adam, korkutan adam diye. Ve iyyaya ferhabun, yalnız benden çekinin, yalnız benden korkun, yalnız benden ürkün. Ayete bakalım. Ya bani İsraile, ey İsrail oğulları. El muradu bi İsraile, İsrail'den murat, tabi ilk geçmesi hasebiyle müfessir kim olduğunu tanıtacak bize. Yakubu aleyhisselam. Yakup aleyhisselamdır. Yani Hazreti İbrahim aleyhisselamın torunu, Hazreti İshak aleyhisselamın oğlu Yakup aleyhisselam. Cenab-ı Hakk'ın kendisi için alim bir çocuk dediği Hazreti İshak'ın oğlu. Tabi Yakup aleyhisselam kime denk düşer? Hacer aleyhisselam soyundaki biriyle karşılaştırırsanız Hazreti İsmail'in bir çocuğunu bilseydik ona denk düşecekti. İshak Hazreti İsmail aleyhisselama denk düşer. Biri Sare'den biri Hacer'den olma Hazreti İbrahim'in çocukları. Yani Hazreti Sare'nin torunu bu Yakup aleyhisselam. Vel hitabu dolayısıyla kölenin çocuklarından olan peygamber değil Sare'nin, Hazreti Sare'nin çocuklarından olan soy burası. Zaten İsrailoğulları oraya dayanıyor. Yakub aleyhisselam vel hitabu burada hitap ma'fira qibani İsraila ellezine bil medineti Medine civarında olan İsrailoğulları gruplarınadır. Ve ma havleha ve onun etrafındakilere dir diyor müfessir. Niye? Bütün İsrailoğullarına Cenab-ı Hak hitap ediyor olamaz mı? Ya beni İsrail, ey İsrailoğulları. Şöyle diyebilirdi müfessir. Buradaki hitap ayetlerin nüzulünde ilk temas etmeleri bakımından Medine'de yaşayan Yahudiler özelinde olmakla birlikte genelde bütün Yahudilere veya bütün İsrailoğullarını kapsar deseydi, özel genel ayrımında bulunsaydı daha iyi olurdu. Buradan Murat sadece Medine ve civarındakiler demesi
Oha devam ediyormuş. Acele etmeyelim. Ve yedhulu girer fihim, bu hitaba girer. Bu gruplara girer. Kim? Men etâ min ba'dihim. Onlardan sonra gelenler de girer. Fe emruhum fe emarahum bi emrin âmmin. Cenab-ı Hak onlara genel bir emir ile emirde bulundu. Emretti. Ne emretti? Fekale dedi ki uzkuru, okuduğumuz ayette İsrailoğullarına bir emir var. Bu emir de uzkuru, anın. Demek ki bunlar ne yapıyorlar? Unutuyorlar. Cenab-ı Hak onlara hatırlayın diyor. En büyük problemleri Cenab-ı Hakk'ın ayetlerini kısa sürede tüketip yok etmek ve unutmak. Hemen sıradanlaştırmak. Dün denizi yürüyerek geçseler, deniz yol olsa, ayrılsa, yürüyerek geçseler, kısa bir süre sonra hemen o yaşadıkları büyük mucizenin etkisini yok ediyor. Onu sıradanlaştırıp unutuyorlardı ve tekrardan yine yan çizmeye başlıyorlardı. O yüzden Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de İsrailoğullarına ilk emri olarak gördüğümüz ayet, ilk emir nedir? Hatırla. Ya yeter ki hatırında tut. Hatırla. Hatırlasa bir şey olacak belki. Oradan Cenab-ı Hak ahdine çekecek, ahdine vefa etmeye çağıracak. Ama hatırda tutmadıkları için, unutup yok ettikleri ve sıradanlaştırdıkları için Cenab-ı Hak onlara galiba ilk önce böyle bir emirde bulundu. Uzkuru, hatırlayın. Neyi hatırlayın? Ni'metiye, nimetlerimi. Elleti, öyle nimetlerim ki en'amtu aleykum, onlarla sizi nimetlendirdim. Ve huve, bu da yani bu nimetler nelerdir? Yeşmelu, içine alır. Sa'iran ni'ami, bütün nimetleri. Elleti, öyle nimetler ki seyuzkaru, anılacak, dile getirilecek. Fi hadihi sureti, bu surede ba'duha, bir kısmı bu surede dile getirilecek olan, bir kısmı da anılan yahut başka surelerde anılan, anılan anılmayan bütün nimetleri ne yapar? İçine alır. Vel muradu, bundan amaç ise, yani vel muradu bi zikriha, anmaktan amaç, hatırlamaktan amaç, bi zikriha bil kalbi i'tirafen, yani kalp ile böyle bir olayı hatırlamaktan amaç itiraf etmektir. Evet, ey Rabbimiz, sen bize böyle bir nimette bulundun. Bunu itiraf etmiyorlardı. Zaten Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de sık sık kufur kelimesini bu anlamda kullanıyor. Yani unutuyorlardı Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini, ortaya koyup itiraf etmiyorlardı. Biraz bir yönüyle de şükürle ilgili. Kabullenmiyorlar, hemen yok sayıyorlar. İtirafen, itiraf etmek, evet Allah bize böyle 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 nimetlerde bulundu diye ikrar etmek. Kalp ile olursa itirafen, bil kalbi itirafen ve bil lisani, dil ile olursa, dil ile olduğunda, ki her ikisiyle de olmalı, ve bil lisani fenaen, dil ile de övgüye dönüşmeli bu. Yani ne kadar büyüksün, yücesin, bize bu kadar büyük nimetleri verdin, sana hamd ediyorum, teşekkür ediyorum diye Cenab-ı Hakk'a şükran ve minnet duymalı. Dil, kalp ile itiraf, dil ile senaya dönüşmeli bu zikir. Ve bil cevarihi, azalar ile de bisti'maliha, bunları kullanmak, fîmâ yuhibbuhu, Cenab-ı Hakk'ın sevdiği şeylerde, ve yurdihi, ve onu razı olacağı, razı edecek şeylerde kullanmak. Neleri? Azaları. Kişi kalbiyle itiraf eder, diliyle gelen nimetlerin, nimetlerden ötürü övgüde bulunur. Sahip olduğu azalar ile de o övdüğü ve minnet duyduğu kişinin hoşnutluğuna yönelirse, işte böyle hatırlama olur diyor müfessir. Yani müfessire göre buradaki uzkuru demek salt bir hatırlama değil. Yani adı neydi şunun diye zihinsel, yalın bir zihinsel fonksiyon olmaktan öte, kalpte itiraf olarak belirginleşen, dilde senaya dönüşen, hamd ve senaya, azalarda da ibadete dönüşen bir olgu olarak tarif etmiş müfessir bunu. Kulağa hoş geliyor. Güzel bir tefsir. Böylece ilk 40 dakikamızı, dersin birinci bölümünü bitirmiş olduk. Şimdi deminki meale geri döneyim ve görüyorum ki katkılarınız olacak.
o katkılarınızı alayım. Bakara suresi 39. ayet, bir kez daha okuyayım. Ayetlerimizi yok sayan ve yalanlayanlara gelince, işte onlardır ateşin arkadaşları. Onlar orada sonsuzdurlar. Evet. Hocam, buyur. Sonsuzluk kelimesi ebediyete daha çok yaklaşmıyor. Hulud, sonsuz olmak. Yani çok çok uzun zaman ama sonsuz değil gibi tefsir edenler var mı? Şey. İşte benim, bizimki öyle değil bak. O edenler demek yanlış ediyorlar. Hulud, sonu olmamak demek. Yani ebediyetten farkı? Ebediyetten, bunlar müteradif ebediyetler, ebediyet. Ebeden ile müteradif. Ancak Kur'an-ı Kerim'de ebede ile sadece vurguyu, mesela halidine fiha ebede diye vurguyu şiddetlendirir. Yoksa hulud, yani kelime itibariyle Arapçada, hala bugünkü Arapçada dahi sonsuzluğu ifade eder. Muhallet, muhallet. Sonsuz demek. Halid'in bir başka ismi faili. Yani fail olanlar mı, yani kalıcılar mı? Yok, kalıcı kılınmış demek. Muhallet, kalıcı kılınmış yani. Ayetlerimizi yok sayıp yalanlara gelince. Hı hı. Ayetlerimizi yok, işte vavu kullanmak için ayette var ya. Keferu ve kezzebu. Ayetlerimizi yok sayan ve yalanlayanlara gelince. Çok da kulağa batmadı. Sadece birleştirmemiş olduk. Ateşin halkları, yani halk son arkadaştan çıkarılabilir halk, ama biz arkadaşları yazalım ya, çıkaran halkı çıkarsın. Çünkü arkadaş, sahib, Kur'an-ı Kerim'de sık kullanılan bir kavram. Cenab-ı Hak ne diyor? وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ. Arkadaşınız deli değildir. Ayetle örtüşür böyle demek. Ve en az halkı kadar da anlaşılır. Ateşin arkadaşları, ateşin halkı. Ya halkı manasında. Arapça ayette ehli dese hemen halkı derdik biz de zaten. Ama arkadaşları diyor. Şöyle olur hocam. İşte onlar asabın ağrı düşünür ki asab-ı kerimle birlikte düşünelim. Bakalım bak kerime olacak. Arkadaşlıkla öte bir durum var. Bir yere yapmışlar. Mağara yaranları demiş. Mağara yaranları, mağara dostları. Yani buradaki bir arkadaşın, sadiki mağarasındaki arkadaşın çok üzerinde bir ortamı paylaşmak, bir kaderi paylaşmak gibi. Ashab-ı Kehf'le birlikte düşündükten daha açılıyor mağara. Evet. İşte onlar, işte onlar ateşin arkadaşlarındandır diye de bir şey. Derseniz min olur. Evet. Min yok Arapçada. Orada min yok. Olsa tebghi de olur. Öyle mi? Meallerden birinde mi vardı? Varsa o yanlış olur, çünkü tebğid yok. Hatta tebğidi bırak, işaret ismiyle bunlardır, başkaları değil diyor Cenab-ı Hak. Dandır. Dandır yok, hayır. Ulaike min ashabin neredeyseydi haklıydınız. Veya haklıydılar. Peki. 39. ayeti. Nokta koyuyorsa. Yok, zaten kısaydı. Peki bir sonraki ayetin tefsirine devam edelim vakit doluncaya kadar. Cenab-ı Hak diyor ki İsrailoğullarına hitapla, "Vaufu" ve vefa gösterin. Bir anlaşmanın maddelerini, şartlarını, gereklerini yerine getirmek Türkçe'de hangi kelimeyle anlatılıyorsa vefa göstermek de onunla Arapça'da anlatılıyor. Uy diyorlar. Uy, ha, anlaşmaya uy. Uy. İşte burada da öyle. Vaufu bi ahdi, ahdime, yani benim antlaşmama, bana verdiğiniz söze ne yapın? Uyun. Sadık kalın, bağlı kalın. Bağlı kalmak da olur. Bağlı kalmak daha güzel. Şartlara bağlı kalmamak. Evet. Siz şartlara, sözleşmeye bağlı kalmadığınız için, evet, o kelimeyi unutmayalım. Gerçi vefa kelimesinin santral manasıyla uzaktan yakından bir ilgisi yok ama vefalı olun demek. Yani vefalı olun anlaşmaya. İşte o da çok anlatmayabilir durumu. Vefa biraz ekstrem, ekstra bir duygu gibi yani. Halbuki burada vefasızlık zulme tekabül geliyor. Anlaşmaya sadık kalmak. Sadık kalmak da olur. Bağlı kalmak, sadık kalmak. Bağlı kalmak daha çok kullanılır. Daha çok yani. Ben ne zaman bir anlaşma, ben ya elçi geldiği zaman, elçiye iman, her iman ettikçe anlaş, bir ahitte bulunuyorlardı. Bir sayıda olanlara yönelik değil mi?
Şu anda onlara hitap ediyor Cenab-ı Hak. Ve peygamberin en arkasından onların kendilerinin özel bir şey olarak görüyorlar. Biz Allah'ın işte kendilerine özel bir statü koyuyorlar da bu anla, o da anlaşma, bu anlaşma mı oluyor? Kurtar. Üstün ırk diye görüyorlar ya. Evet. Yani orada bahsedilen anlaşmadan dolayı mı kendilerini böyle diyerek koyuyorlar? Va bu tamam. Okuduğumuzda öyle üstün ırk falan bir şey demiyor Cenab-ı Hak. Bana verdiğiniz sözleri Kur'an'a inanmıyorlar ki bunlar dikkat edenler. Evet, Kur'an öyle evet. Değil ama bunlar bir yerden almışlar kendilerini böyle bir sonra bir kaç yer sonra işte vardı Kur'an diye bir şey geldi. Allah sakın söylüyor hocam değil mi? Allah falan da söylüyor zaten. Cenab-ı Hak bunu nimetleriyle nimetlerini verdiği her taife için zaman zaman bunu söylüyor. Yani size nimet verdik, şu 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 nimetlerimizi verdik. Bunlar belli üstünlük şeyleri. Mesela kişi kendisi için de bunu düşünür. Allah bana şu zeka verdi, şu kadar akıl verdi, şu kadar şey verdi. Beni pek çoklarından üstün tuttu. Bak bana zengin bir ana baba verdi, şu coğrafyada, şu imkanlarda diye. Cenab-ı Hak şimdi o kişiye hitap ettiği zaman, bak seni pek çoklarından üstün tuttum diyor. Diğerine de başka bir üstünlükler vermiştir. Cenab-ı Hak verdiği şart ve ortamda dilediği gibi imtihan ediyor ne kadar sorumluluk verirse. Cenab-ı Hak ile ahitleşmek de sadece Yahudiler özgü bir şey değil. Bizler de ahit veriyoruz. Her Allah'ın yarattığı kul, اِنَّ عَهْدَ اللّٰهِ كَانَ مَسْئُولًا Kim Allah'a ahit verirse, söz verirse... Akabe'de Hazreti Peygamber'e biat edenler ne yaptılar? Cenab-ı Hak ile ahitleştiler, sözleştiler ki biz senin elçini, gönderdiğin elçiyi koruyacağız. Senin gönderdiğin dine bağlı kalacağız. Karşılığında senin vereceğin vaatleri ümit ediyoruz. Sözlüyle yazılıda var mıydı? İman zaten, hayır Akabe'de yazılı değil, el tutmak suretiyle sözlü biat vardı, evet. İman etmek zaten böyle bir ahde girişmektir. Genel itibariyle böyle bir ahit... Bir de ayrıca kul kendisi özelde de bir ahitte bulunabilir. Sadece kendisiyle ilgili olarak. Mesela Enes bin Ennadır radıyallahu anh şeye gidememiş, Bedir'e gidememiş. Sonra habire diyormuş, eğer Allah beni bir kez Allah'ın elçisiyle beraber لَاِنْ شَهِدْتُ مَشْهَدًا مَعَ النَّبِيِّ sallallahu aleyhi ve sellem diyormuş. فَسَوْفَ يَرَ اللّٰهُ مَا أَصْنَعْ Eğer Allah'ın elçisiyle bir kere böyle bir savaşa girersem Allah ne yapacağımı görecek diyormuş. Derken Uhud Harbi'nde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bulunmuş. Şimdi o esnada Sa'd bin Muaz anlatıyor. Diyor ki Sa'd, bir ara Enes'i gördüm. Enes bin Ennadır. Bu Enes bin Malik'in dedesi. Gidiyordu diyor. Herkes bu yanına daha doğru kaçarken o düşmana doğru gidiyordu. Nereye dedim? Dedi ki Uhud'un arkasından cennetin kokusunu alıyorum. Demiş Enes bin Ennadır. Bu konuyu Hazreti Peygamber'e anlatırken Sa'd bin Muaz diyor ki Vallahi ya Resulallah ma ataktu ma ataka bihi. Onun yaptığını ben yapamadım diyor. Yani Enes yaptı, ben yapamadım. Sonra işte ayet-i kerime nazil oluyor. Ne diyor? Minel mu'minine ricalun sadaku ma ahadullaha. Müminlerden öyle erkekler var ki sadık kaldılar. Neye? Ma ahadu. Ahdettikleri şeye, verdikleri söze. Bak o kişi böyle bir söz vermiş. Ya Rabbi eğer beni Hazreti Peygamber'le bir meşhede, bir yani savaşa katılmaya bana imkan verirsen göreceksin ne yapacağım diye demiş. Herkesin beri tarafa kaçtığı bir yerde o düşmana yönelmiş ve kız kardeşini çağırmışlar tanısın diye cesetler arasından. Hiçbir yerinden anlayamamış. Sadece parmak uçlarını görünce demiş evet bu onun parmaklarına benziyor. مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُ اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ Bunlardan diyor Cenab-ı Hak sözünü yerine getirenler, sırasını savanlar var. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَذِرْ Sırada bekleyenler var. Tamam. وَمَا بَدَّلُوا تَبْد۪يلًا Bu er kişiler sözlerini değiştirmediler. İşte Allah verdikleri sözde duranları böyle övüyor. Durmayanlara da yahu nimetlerimi hatırlayın diyor. Hatırlayın bak size ne kadar nimet verdim. Ne olur ahdime vefa gösterin. Ne ahitte bulundular? Peygamber'e uyacaklardı. Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasaklarına bağlı kalacaklardı. Ve Allah da onlara ne karşılığında ne vaat etti? Cenneti vaat etti. وَاَوْفُ بِعَهْدِ Ahdime sadakat gösterin. وَهُوَ O da nedir? مَا عَهَدَهُ اِلَيْهِمْ مِنَ الْاِيمَانِ بِهِ Kendisine inanmak hususunda verdikleri söz, imandan caymamak hususunda verdikleri söz. وَبِرُسُلِهِ Elçisine iman etmek hususunda verdikleri söz.
Ta Hazreti Peygamber de dahil olmak üzere gelecek peygamberlere iman etmek üzere söz aldı peygamberleri onlardan. Hazreti Peygamber'den önce gelen bütün peygamberler kendilerinden sonraki peygamberleri müjdeliyor ve kavimlerinden söz alıyorlardı. Ve ikameti şer'ihi ve onun şeriatını yani Allah'ın emir ve yasaklarını, buyruklarını yerine getirmek hususunda söz vermişlerdi, sözleşmişlerdi. Bunun içerisinde ne üstün olmak ne başka ırklarla, mırklarla bir şey olmak diye bir durum söz konusu değil. Akulu kavli hâzâ ve estağfirullâhel azîme lî ve lekkum ve lisâiril mu'minîn. Rabbena la tuâkhidna in nesînâ ve ahtâna. Rabbena ve la tahmil aleyna esran kemâ hamaltehu alellezîne min kablina. Rabbena ve la tuhammilna mâ la tâkate lenâ bih. Va'fu anna ve gfir lenâ ve erhamnâ. Ente mevlânâ fansurnâ alel kavmil kâfirîn. Vesselâmu aleykum ve rahmetullâhi teâlâ ve berekâtuh.